Uç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fiziksel ve kimyasal değişimleri göreceğiz. Hadi gelin bakalım bu dersimizin içeriğinde aslında neler varmış. Fiziksel değişim deyince maddenin kimliği değişmeyecek arkadaşlar. Ama kimyasal değişim deyince maddenin kimliği değişecek. Bu ikisi arasındaki farkları öğreneceğiz. Peki o zaman diyoruz ki derse başlamadan tabii ki ne yapacağız? Ödevlendirmemizi yapacağız. Sıfırdan 9'a konu anlatımını soru bankamızdan sayfa 130. 134'ten 142'ye kadar ödevlerimizi yapacağız, bitireceğiz ve konuyu tabii ki daha iyi pekiştirebilmek için Dinamo Soru Bankası'ndan da muhakkak soru çözümü yapacağız. Burada da sayfa 130'dan 143'e kadarki kısımları ne yapacağız? Bitireceğiz arkadaşlar. O zaman diyoruz ki haydi gelin hız kesmeden dersimize başlayalım. Müzik Evet arkadaşlar tabii ki günlük hayatta çevremizde birçok değişim gözlüyor muyuz? Evet gözlüyoruz. Mesela kış aylarında suyun donduğunu görüyoruz ya da evimizde herhangi bir camın kırıldığını görüyoruz. Acaba bu tarz bir olay yaşandığında bu olayın fiziksel bir değişim mi yoksa kimyasal bir değişim mi olduğunu acaba nasıl anlayacağız? Bunu merak ediyormuş Tonguç. O yüzden diyoruz ki gelin fiziksel ve kimyasal değişimleri ne yapalım? Öğrenelim. Şimdi fiziksel değişim deyince bakın madde iç yapısında değişiklik olmayacak arkadaşlar. Sadece ve sadece dış yapısında meydana gelen bir değişiklik olacak. İşte bu değişikliğe biz fiziksel değişim adını vereceğiz. Mesela cam kırıldı. Ne oldu? Cam yine cam mı? Evet, herhangi bir şekilde iç yapısında bir değişiklik olmadı. Sadece dış yapısında şeklinde, görüntüsünde mi bir değişiklik oldu? Evet, o yüzden camın kırılması fiziksel bir olay olacak. Peki kimyasal değişim deyince ama tabii ki maddenin iç yapısında mı bir değişiklik gözlememiz lazım? Evet. Yani aslında kimyasal bir tepkime, kimyasal bir reaksiyonu gördüğümüz anda bu olaya da kimyasal değişim adını ne yapacağız? Vereceğiz. Tabii ki bunu bir detaylandırmamız lazım. Acaba fiziksel değişimlerde neler değişiyor? Neler değişmiyor? Tekrar tekrar buna bir göz atmalıyız. Az önce söyledik. Maddenin kimliği ne yapmaz arkadaşlar değişmez, fiziksel özellikler değişir dedik. Bu fiziksel özelliklerden kastımız neydi? Şekli, boyutu ya da illa e, şekil boyutu değişmek zorunda değil, fiziksel hali de ne yapabilir değişebilir. Mesela suyun donması dedik, bu da yine fiziksel halinin sıvıdan katıya geçmesidir diyebiliriz. Bu tarz özellikler bizim için fiziksel özellik olacak. Zayıf etkileşimler kısmında fiziksel bağları gördük değil mi? Yani zayıf etkileşim deyince fiziksel bağ aklımıza geliyordu. Güçlü etkileşim deyince ise kimyasal bağ aklımıza ne yapmaktaydı gelmekteydi. O yüzden e, fiziksel özellikler zayıf etkileşimlerle nedir alakalıdır ve bir fiziksel değişim gerçekleşirken tabii ki bu zayıf etkileşimler ne yapacak arkadaşlar kopacak ya da oluşacak. Bu yüzden de aslında enerji oldukça küçük olacak. Yani fiziksel bağları koparttığımızdan dolayı 40 kilojulden daha küçük küçük bir enerji biz ne yapmalıyız? Gözlemlemeliyiz ki fiziksel bağı kopartmış olalım. Fiziksel değişim eşittir, zayıf etkileşimdir ve 40 kilojunun altındadır dedik. Bakın burada mesela C6H6 gazının sıvıya döndüğünü görüyoruz. Yani bir hal değişimi, fiziksel halinde bir değişim görüyoruz. Ve 33,8 kilojül ısının açığa çıktığını da fark etmekteyiz. Aynı şekilde C2H5OH'ın etil alkolün gaz formundan sıvı formuna geçtiğini görüyoruz. Burada da 6,4 kilojül ısı açığa çıkmış. Yine aynı şekilde argon sıvısından argon gazına geçişte de yine 40 kilojülün altını gözlemlemeliyiz. Bakın fiziksel değişimlerde genellikle 40 kilojülden ne olacak dedik küçük olacak dedik. Genellikle kelimesini vurguladık. Çünkü suyun aslında sıvıdan gaza geçmesinde 40'ın azıcık ne üzerinde. Bu da tabii ki hidrojen bağının etkin rol oynamasının bir sebebi. Ama yine de çok ciddi bir enerjide artış yok. O zaman fiziksel değişimde 40 kilojülün altında olacaktı. Yani 40 kilojülden küçük olacaktı. Ama kimyasal değişimde oldukça fazla mı enerji gerekecek? Evet yani 40 kilojülden büyük bir bağ enerjisine bizim ihtiyacımız var. O zaman kimyasal değişimlerde hem güçlü hem de zayıf etkileşimler arkadaşlar kopup oluşabilir. Çünkü kimyasal değişimde ne olacak? Maddenin iç yapısı değişecek. Ve maddenin böylelikle kimliği de ne yapmış olacak arkadaşlar? arkadaşlar değişmiş olacak. Farklı maddelerle etkileşim görülecek ya da farklı maddelere ayrışacak ya da farklı yeni maddeler oluşturulacak kimyasal değişimlerde. Enerji bakımından baktığımızda 151 kilojul görmekteyiz ya da Sodyum klorunun 787'den iyonlarına bu şekilde ayrıştığını görüyoruz. Bu arada arkadaşlar şurada şu iot aslında 2 ı diye gösterilmesi gerekiyor. Orada bir düzeltme yapalım. Hatta şöyle karalayalım. 2 ı şeklinde ne yapalım arkadaşlar? Orayı gösterelim. Bunun dışında yine magnezyum oksitse bakın çok ciddi yüksek bir enerji vermişler. 3850 kJ'dan ne yapmaktayız? Bahsetmekteyiz. Yani 40 kilojunun oldukça üstünde olduğunu görüyoruz. Peki kimyasal tepkimelerde atomların arasındaki bağlar kopar ya da yeniden oluşur dedik. Atomlar arasından kastımız zaten neydi arkadaşlar? Güçlü etkileşimlerdi. Bakın burada bu yıldızla alakalı da bir bunları bir kısmımız var. Yani bir örnek vermişler bize. Molekülleri ve atomları göstermişler. Bakalım bu örnek neyi anlatıyor? Haş haş atomunun arasındaki bakın bağı kırmışlar. Yani burada ne söz konusu aslında? H ve H arasında yani hidrojen atomlarının arasındaki bağ ne olmuş arkadaşlar? Kırılmış. Yine burada bakıyorum iki oksijen atomu arasındaki bağı kırmışlar. Yani apolar kovalent bağları atomların arasındaki bağları kopartarak yeni bağlar oluşturmuşlar. Ve oluşan bağlara dikkat eder misiniz? Oksijenle hidrojen arasında bir bağ oluşmuş. Kopan oksijen atomunun şu bağları hidrojen jenlere mi bağlanmış aslında? Evet. Ve böylelikle ne elde etmişiz arkadaşlar? Su molekülü elde ettiğimizi görmekteyiz. O yüzden diyoruz ki kimyasal tepkimelerde aslında ciddi anlamda atomların arasındaki bağlar koptuğu için bu bağı kopartmak oldukça zordur diyebiliriz. Peki biz fiziksel ve kimyasal değişimlerin tabii ki bazı örneklerini bilmeliyiz. Mesela camın kırılmasını söyledik. Cam kırıldığında iç yapısında herhangi bir değişiklik olmuyor. O yüzden bu fiziksel bir değişimdir. Yine aynı şekilde kağıdın yırtılması da fiziksel bir değişimi örnektir. Bunun dışında erime, donma, buharlaşma ya da yoğuşma gibi bir takım hal değişim olayları maddenin sadece fiziksel halinin değiştiği olaylar olduğu için maddenin herhangi bir şekilde içerisinde bir değişim söz konusu olmadığından fiziksel değişime yine örnektir diyebiliriz. Kırağı oluşumu da yine hal değişimi olayı olduğu için fiziksel değişimdir diyeceğiz. Süblimleşme deyince özellikle naftalinin ve iyodun süblimleşmesini unutmayalım. Neydi süblimleşme? Katıdan hiç sıvı hale uğramadan direkt gaz haline geçmekti. O zaman diyoruz ki burada da hal değişimi söz konusu. Mumun Aa, mumun erimesi deyince fiziksel değişim. Çünkü herhangi bir şekilde kimyasal bir reaksiyon yok arkadaşlar. Ama size mumun yanması derlerse işte o zaman yanma olayı işin içerisinde varsa tabii ki kimyasal değişim aklımıza ne olacak arkadaşlar gelecek. Ya da tuzu gittiniz suya attınız. Tuz suda ne oldu? Çözündü. Herhangi bir şekilde tuz ve suyun arasında bir kimyasal reaksiyon oluştu mu arkadaşlar? Hayır oluşmadı. O zaman diyoruz ki bu fiziksel bir değişimdir. Ya da çayın içerisinde şey şeker attığınızda da yine herhangi bir kimyasal reaksiyon oluşmuyor. O yüzden diyoruz ki bu da fiziksel değişimi örnektir. Yoğurttan ayran eldesi ya da sütten tereyağı eldesi de yine aynı şekilde fiziksel değişimdir. Sütten tereyağı eldesi ile sütten peynir eldesi ya da yoğurt eldesi çok karışıyor. Bakın burada mayalanma durumu söz konusu olduğu için kimyasal bir reaksiyon vardır. Ama tereyağı elde ederken sütten tereyağı elde ederken fiziksel bir değişim olduğunu lütfen unutmayalım. Peki, buğdayın öğütülmesi yine buğday taneciklerini öğüttüğümüz için sadece şekli ve boyutu değişmiş oluyor. Herhangi bir kimyasal değişim gözlenmiyor. Ham petrolden benzin eldesi. Burada ayrımsal damıtma yöntemiyle aslında benzini ne yapıyorlar? Ayırt ediyorlar. Yine fiziksel bir değişimi. Örnek ve tabii ki şuraya bir yıldız attım. Metallerin aslında elektriği iletmesi fiziksel değişimdir. Çünkü bakır gibi metaller ele elektriği elektronlar aracılığıyla aslında ne yaparlar arkadaşlar? İletirler. Bu da fiziksel değişime örnektir. Muhakkak bu örneklerin notlarını alın arkadaşlar. Bu notlar bizim için çok değerli. Kimyasal değişimlere geldiğimde ise az önce söyledik iç yapısı değişecek dedik. Mesela demirin paslanması, gümüşün kararması gibi olaylar aslında yavaş yanmaya örnektir. Yani baktığınızda ısı ve ışık açığa çıkmaz ama bunlar da yine birer yanma tepkimesidir. Demirin paslanması ve gümüşün kararması da da o yüzden maddenin iç yapısı ne olur değişir. Tıpkı kağıdın yanması gibi. Ya da mumun yanmasını da buna örnek vermiştik. Ya da evde ekmek küflendi, et çürüdü, süt ekşidi ya da üzümden sirke elde ettiniz. Bu tarz olaylar da yine nedir? Kimyasal yapının değiştiği olaylardır. Meyveler olgunlaşıyorlar biliyorsunuz ki mesela e, bir muz aldınız. Muz zamanla ne oluyor? Kararıyor. E, o zaman diyoruz ki meyvenin olgunlaşmasında da aslında kimyasal bir değişim söz konusu. Maddenin iç yapısında bir değişiklik oluyor. Ya da sonbahar aylarında yaprağın sararmasında da Yine aynı şekilde bu durum söz konusu. Hamurun mayalanmasını az önce söylemiştik. Fotosentez, solunum, sindirim gibi olaylar da tabii ki kimyasal reaksiyonların görüldüğü değişimlerdir diyeceğiz. Asit ve bir bas eğer karıştırılırsa kimyasal bir tepkime söz konusu olur. Yine aynı şekilde sodyum metalini siz suya atarsanız patlar. Çok ciddi anlamda egzotermik bir reaksiyon verdiğini görürsünüz. Isı ve ışığın açığa çıktığını görürsünüz. Işıktan ziyade daha çok ısı açığa çıktığını gözlemleyebilirsiniz. Ya da İyonik bağlı bileşiklerin elektrik akımını iletmesi kimyasal değişime örnektir. Mesela tuzlu su, iyonik bağlı bir bileşiğin aslında elektriği iletmesi sonucunda ne yapmış oldu? E, kimyasal değişim olduğunu söyleyebiliriz. Bunu sakın ola metallerin elektriği iletmesiyle karıştırmayın. Metallerin elektriği iletmesi fiziksel değişimdi. Çünkü orada elektronlar aracılığıyla elektrik akımı iletiliyordu. Ama iyonik bağlı bileşiklerde... Elektrik iyonlar aracılığıyla iletildiğinden dolayı kimyasal değişim söz konusudur diyeceğiz. Peki bakın bu tabloları kesinlikle bileceğiz dedik. Aşağıda bir yıldızlı kısım var. Tabii ki bunlar daha böyle kenarda köşede kalmış örnekler. Mesela betonun donması sanki bir hal değişimi gibi görünmesine rağmen fiziksel değişim sınıfında yer almayacak arkadaşlar. Kesinlikle bu ayrımı bazı istisnaları bilmeniz lazım. Ya da yağlı boyanın kuruması da kimyasal değişime örnek olacak ama çamaşırların kuruması deseydik tabii ki onu nereye alacaktık fiziksel değişimi alacaktık. O yüzden bu iki örneğin istisnai olduğunu ve kimyasal değişim olduğunu lütfen unutmayalım. Peki hadi gelin şu öğrendiklerimizi bir pekiştirelim. Aşağıda verilen değişimlerden hangisi kimyasal bağın kırılması sonucunda meydana gelmiştir diyorlar. A seçeneğinde CH4 gazı neye dönüşmüş arkadaşlar? Sıvıya. O zaman burada bir hal değişimi söz konusu. Yani bu bir fiziksel olay. Kimyasal bağ ne yapmıyor? Kırılmıyor. Fiziksel bir değişim söz konusu. B seçeneğinde yine metin alkol sıvısının neye döndüğünü görüyorum? Gaza döndüğünü görüyorum. Yine hal değişimi olduğu için fizikseldir diyeceğim. C seçeneğinde suyun donmasını görüyorum arkadaşlar. Sıvıdan neye geçmiş H2O? Katıya geçmiş buz oluşmuş. O zaman bu da bir hal değişimi. Yani fiziksel bir tepkime mi bu? Evet. Denizli'de verilen yine argon sıvısı gaza geçmiş. Hal değişimi söz konusu fiziksel bir değişim. Yalnız E seçeneğinde su molekülünü ne yapmışlar? Hidrojenini ve oksijenini ayrıştırmışlar arkadaşlar. Yani burada aslında bir ayrışma analiz tepkimesi var ve tabii ki bir tepkime söz konusu olduğundan dolayı burada kimyasal bir değişim mi söz konusudur diyeceğiz. Evet yani burada kimyasal bağ ne yapmıştır kırılmıştır diyeceğiz. Peki bir diğer sorumuz da. Bir tablo vermişler fiziksel değişim olanların yanına F harfi kimyasal değişim olanların yanına K harfi yazmamızı ne yapmışlar arkadaşlar istemişler. Peki o zaman başlayalım. Naftalin'in süblimleşmesi diyor. Süblimleşme bir hal değişimi olayıydı. O yüzden ne diyeceğiz? Fiziksel diyeceğiz. Kağıdın yanmasında yanma olayları neydi bizim için? Tabii ki kimyasal bir olaydı. Çok çok ciddi egzotermik tepkimeden bahsediyorduk. ısı açığa çıkıyordu. O yüzden e, maddenin de iç yapısı ne oluyordu? Yanmada değişiyordu. O yüzden kimyasal dedik. Ham petrolden benzin elde ayrımsal damıtma ile aslında gerçekleştirildiği için fiziksel bir değişimdir dedik. Ya da evde çayın içerisine şeker attığımızda çözülme olayı olduğundan dolayı fiziksel değişim dedik. Sütten tereyağı eldesiyle yoğurttan ayran eldesi yine aynı mantıkta fiziksel değişim arkadaşlar. Mesela evde ayran yapacağınız zaman yoğurtla suyu karıştırıyorsunuz. Herhangi bir şekilde yoğurt ve su ne yapmıyor? Kimyasal bir tepkimeye girmiyor. O yüzden bunlar da nedir diyoruz? Fiziksel değişimdir. Sodyum metalinin suda çözünmesi ise çok ciddi egzotermik bir kimyasal olaydı. E, unutmayacaktık hatta oldukça ciddi tepkime gösterdiğinde ne yaptık söyledik. Buğdayın öğütülmesinde buğday tanelerinin şekil ve boyutu değişiyor aslında. O yüzden fiziksel bir olay diyebiliriz. Sonbaharda yaprağın sararması için ne dedik? Tabii ki kimyasal bir olaydı bu. Eski haline tekrar yaprak ne yapmıyor arkadaşlar? Geri de dönemiyor. Üzümden sirkeldesinde tabii ki yine kimyasal bir olay söz konusu. Betonun donması için ne demiştik? İstisnaydı. Unut Hal değişimleri fizikseldi ama betonun donması kimyasaldı. Gümüşün kararması yanma tepkimesini örnekti. Yavaş yanma demiştik hatırlayın. O yüzden diyoruz ki gümüşün kararması da kimyasaldır. Suyun donması deyince ne diyecektik? Tabii ki fiziksel bir olay diyeceğiz. Yoğurttan ayran eldesine de ne diyeceğiz arkadaşlar? Yine fiziksel diyeceğiz. Şurada iki kere olmuş ama olsun tekrar etmiş olduk. Peki o zaman tablomuzu da doldurduk. Bir diğer sorumuza ne? yapalım? Gelin bir göz atalım. Bağ enerjisiyle ilgili yukarıda verilen yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur diye bize ne yapmışlar? Sormuşlar. Şimdi birinci öncülde diyor ki fiziksel değişimlerde kopan veya oluşan bağın enerjisi genellikle 40 kilojülden küçüktür demişler. Fiziksel değişim deyince aklımıza kim gelecekti arkadaşlar? Tabii ki zayıf etkileşimler gelecekti. Zayıf etkileşimlerde de enerji 40 kilojülden neydi arkadaşlar? Küçüktü. O zaman bu verilen yargı bizim için doğru mudur? Evet doğrudur diyebiliriz. Kimyasal türleri birbirinden ayırmak için gerekli enerji yaklaşık 40 kJ'den büyükse diyor güçlü etkileşimdir diyor. Evet biz kimyasal türler arasındaki etkileşimleri atomlar arası ve moleküller arası olmak üzere ikiye ayırmıştık. Atomlar arası deyince güçlü etkileşimler aklımıza gelmişti. 40 kJ'ün üzerindeki etkileşimler güçlü etkileşimlerdi. Ama eğer 40 kJ'ün altında ise o zaman moleküller arası etkileşimler yani zayıf etkileşimler aklımıza gelecekti. E bize de diyor ki zaten 40 kilojuldan büyükse güçlü etkileşimdir. O zaman bu ifade de doğru bir ifadedir diyebiliriz. Üçüncü öncülde ise bağ enerjisi ne kadar büyükse diyor etkileşim o kadar zayıftır diyor. Aksine biz ne dedik az önce bağın enerjisi ne kadar fazlaysa o kadar güçlüdür. Yani e, enerji ne kadar büyüyorsa atomların arasındaki ki kısımda o kadar artmaktaydı. O zaman diyoruz ki etkileşim ne olmalı burada? Zayıf değil, güçlü olmalı arkadaşlar. Yani doğru cevabımız ne gelmiş oldu? 1 ve ikinci öncül gelmiş oldu. Evet arkadaşlar neler öğrendik? Fiziksel ve kimyasal değişimleri öğrendik. Fiziksel değişim deyince aklımıza ne gelecekti? Kesinlikle zayıf etkileşimler gelecekti. Zayıf etkileşimler yani moleküller arası etkileşimler geldi ve enerji deyince de bağın enerjisi 40 kilojülden küçük oldu. Ama kimyasal değişimlerde fiziksel değişim gibi maddenin dış yapısından ziyade maddenin iç yapısında bir takım değişiklikler oluyordu. Kimyasal bir tepkime mi söz konusuydu kimyasal değişimde? Evet o yüzden de burada hem güçlü hem de zayıf etkileşimler ne yapıyordu? Etkin rol oynuyordu ama genellikle kimyasal değişimde 40 kilojülün üzerinde ciddi bir enerjinin olması gerektiğini öğrendik ve dersimizi sonlandırmadan önce... Yorumlarınızı oldukça önemsiyoruz arkadaşlar. Sizin için bu video yararlı oldu mu? Bize herhangi bir öneri ya da tavsiyeniz var mı? Ve ödüllü sorunun cevabını bulabildiniz mi? Bunları yorumlarınıza muhakkak yazın ve videoya tabii ki like atmayı unutmayın. O yüzden diyoruz ki ödüllü sorunuz karşınızda. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.